merhabalar. Merhabalar efendim. Nasılsınız, iyisiniz, hoş bulduk. Teşekkürler efendim, sizler nasılsınız? Teşekkürler, sağ olun efendim, bizler de iyiyiz. Öncelikle bizleri burada misafir ettiğiniz için ben ekibimiz adına çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Ben sizlere teşekkür ederim abi, ayaklarınıza sağlık. Bizim için çok keyifli sizleri ziyaret etmek, sizin gibi değerli esnaflarla bu röportajı gerçekleştirmek, sanayi bölgesinde özellikle. Sizleri tanıyalım, Sait Bey buyurun. Efendim ben 83'ten beri bu işin içindeyiz. Yani iyisini de, kötüsünü de, eskisini de, yenisini de, kaplamasını, her türlüsünü gördük. Yani Küsket'inde de çalıştık, eski garajlarında da çalıştık. Şu anda da yeni sanayimizde, Mavikent'te hizmet vermekteyiz. Yani çekirdekten yetişmiş bir isim deriz ya Sait Bey. Aynen, aynen. Okumayı tercih etmedik, bu işe severek katlandık diyelim. Halen evet. De severek devam ediyoruz Allah'ın izniyle. Harika. Ben biraz burayı tanımak istiyorum Sait Bey sizlerden. Firmamızı kaç yılında kurduk? Burada verilen hizmetler neler? Burada neler yapıyoruz? Firmamız 2000 yılında kuruldu. Buraya gelenimiz 4 sene oldu. Sanayimiz de 4 senelik. Yeni bir sanayi. Gaziantep'in, gelişen Gaziantep'imize hizmet vermeye çalışıyoruz. Yalnız bu kurulan sanayimizde 1016 dükkanımız var. Burada küçük sanayi olarak geçiyor. Yani binek araç türlerine, hafif ticari araçlara hizmet veriyoruz. Genelde motor tamiri olsun, lastik hizmeti olsun, kaporta boya, bütün aksamları yapılıyor Allah'ın izniyle. A'dan Z'ye diyebiliriz. A'dan aslında. Z'ye diyebiliriz, evet. Ya biz buraya geldiğimiz zaman ne istiyorsak Sait Usta bunu yapıyor burada. Aynen. Ben sadece lastik kısmına bakıyorum. Tabii. Sanayimizde bütün hizmetleri verilmekte. Evet. Yani eksiği olan bir araç sıfır olarak çıkabilir. Evet, sanayi bölgesi de gerçekten çok düzenli bu arada bu sanayi. Çok geniş bir yollar var, sıkışıklık yok. Aynen öyle. Türkiye'nin örnek sanayisi diyebilecek şekilde birinci sıradayız. Cadde genişlikleri, dükkan içinin ferahlıkları, nezihliği. Sanayide, yani Türkiye genelinde şu an bir numara örnek sanayiyiz. Evet, bir de size ben parantez açmak istiyorum. Siz de her şeyi çok ince düşünmüşsünüz. Burada kendinize ait bir ofisiniz. Buraya misafiriniz geldiği zaman oturup çay kahve içebileceği alanlara kadar düşünmüşsünüz. Aynen öyle. Klimaya kadar düşünmüşsünüz zaten. Burada hedefimiz müşteri memnuniyeti. Evet. Şuralı bir bayan misafirimiz geldiği zaman hem dışarıdaki aracını görebilmeli, hem yan tarafta yapılan işini görebilmeli. Burada kamerayla yani yapılan işi eğer görmek istemiyorsa ekranda izlemeli. Yani tamamen burada yapılan işler müşteri memnuniyeti üzerine kuruldu. Müşterinin güvenliği için, aracının güvenliği için her şey dört dörtlük düşünüldü. Kamera hizmetimize kadar yani ne gerekiyorsa hepsi var. Çünkü sanayi genelde bayan böyle çok çekinerek gelir. Çekinerek hani gelir, bizimki camlarımıza kadar yani renksiz cam. Tamamen evet. Doğal ortamda. Evet. Yani müşteri hiçbir şekilde şikayetçi olmayacağı şekilde düzenlemeye çalıştık elimizden geldiği kadar. Ve bütün dükkanlarımız da ağırlıkta böyledir. Evet, sanayimizin hep söyledir yani genelde. Evet, severek yapıyorsunuz ama işinizi gerçekten. Gerçekten severek yapıyoruz. Yani o 83 yılında çıkmışsınız, o ruh hala var sizde. Yani amatör ruh deriz ya. Halen devam ediyor abi. Allah'ın izniyle zaten bu sanayide de ben tekim. Evet. Yani sanayi hafif binek ve hafif ticari araç yapıyor ama ben burada yaptığım bütün işler, hafif ticari aracı, tırı, traktörü, iş makinası, mikserleri, kamyonları, bütün araçları yapabilme kabiliyetimiz var bizim burada. Bu da bize 83'ten belli öğretilenler, yani öğrendiklerimiz diyelim. Pratikli yapa yapa, aynen. Hata yapa yapa buralara geldik. Aynen öyle. Sanayide 70 tane lastikçi esnafı olmasına rağmen ben tekim. Ne kadar her türlü güzel. İş yapabilme açısından. Kesinlikle, bir de çok önemli bir iş yapıyorsunuz. Çünkü bu araçların üzerinde can taşınıyor. Aynen öyle abi. Yani bugün bir mikserlerimiz olsun, en azı yani kendi ağırlığıyla beraber 45 tonun üzerinde ağırlıkları var. Yani bu havanın üzerine, lastiğin üzerine gidiyor. Bunlara da mümkün olduğu kadar, elimizden geldiği kadar dikkat etmemiz lazım. Ya dürüstlük aslında yani. Aynen. Temelinde o var. Aynen öyle. Yapılan işlemler çok önemli. Yani müşterinin can güvenliği açısından ve bazı bilinçsiz esnaflarımız var. 260 arabanın lipresi var. Bazı lastik ölçülerinde yani bunların H serisi, V serisi, W serileri, T ve S serileri var. Bunlar süratleri belli eder. Adam kalkıyor 260 yani V takılacak lastiği. H serisi takıyor. 220 sürate dayanıklı lastikler takıyorlar. Çok yanlış. Bu da bilinçsiz takıldığı için adam 230-235 ile gittiği yerde lastiğin gümlemesine neden olur. Allah göstermesin. Kazalara ve ölümlü şeylere kadar sonuçları yani Allah göstermesin. Zor bir durum gerçekten. Aynen. Bilinçli olmak, çekirdekten yetişmek, sonradan işe girmemek bence en güzeli. Kesinlikle. Yani sizin farkınız bu aslında birçok özelliklerinizden. Yani bu okumak değil de çekirdekten yetmek budur aslında. Yani hani yaşayarak öğrenmek. Yaşayarak öğrenmek, tecrübe sahibi olmak. Yani bin nasihattan bir nusibe değildirler. Biz de nusibetleri göre göre
bu yerlere geldik. İnşallah, bu hissediliyor ama sizde. Aynen, inşallah da hizmete ölene kadar devam edeceğiz yeni yerimizde. İnşallah diyelim. Peki şunu soracağım size. 83'e dönersek tekrar, hedeflerinize ulaşabildiniz mi Sait Bey? Ulaştım. İstediğiniz yerde misiniz? Şu an istediğim noktadayım. Yani bir esnaf ne ister? Bir dükkan ister, bir araç ister. Yol servisimiz var, aracımız düzülü. Evet. Yolda kalan müşterilerimiz için de hizmetlerimiz var. Yani ben ulaşabileceğim hedefimin en üst noktasındayım. Bundan yani şükretmek lazım. Gurur da duyuyorsunuz. Gurur da duyuyorum. Evet. Çünkü ciddi bir emek var. Kolay gelmediğiniz belli. Aynen öyle. Bu noktalara gerçekten. Aynen öyle. Yani bir tane de personelim var. İki kişi çalışıyoruz. Ona da bir ekmek veriyoruz. Evet. Biraz daha sanayi gelişir, işler biraz daha değişik bir tarz alırsa ona göre personeli de çoğaltırız. İnşallah. Yani arz talep meselesi. Arz olursa biz de talep etmeye çalışacağız. Yani personelle, gerek ikinci, üçüncü araçlarla işe devam etmeye çalışacağız inşallah. Evet, biz de bu yolda sizlere başarılar dilerim. Buradan son sözlerinizi alın mı artık? Sizi sevenlere, buraya gelen misafirlerinize, sanayi esnafına, tüm Türkiye'ye neler aktarmak istersiniz? Tüm Türkiye'ye buraya güvenle gelebilirler. Her türlü güvenlik hizmetlerimiz, nezih ortamımız, yani güler yüzlü personellerimiz olsun. Yani güvenle gelebilirler. Zaten geldiklerinde de görürler. Buradaki hizmeti, kaliteli, işçiliği. Evet. Biz bekliyoruz gelinleri. O zaman çay kahveye de bekleyelim. Aynen. Evet. Aynen. Bunları da buradan ekran başındaki izleyicilerimize hatırlatalım. Ben vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı teşekkür ediyorum Sait Bey. Başarılarınızın devamını diliyorum. Ben de size teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık. Çok sağ olun. Saygılar.